Herkese merhabalar. Bugün artık son kalan parçalarda elcik koruma ve yüzgardık parçasını takmış olacağım. Hedefim onları takmak. Birazcık hava kararmaya başladı. Saat 8'e geliyor. Bugün birazcık yorgun olduğum için ancak bu saatte müsait olabildim. Umarım o da çok güzel olacak. Onun dışında son birkaç tane daha parça eksik. Artık hani doymuyorum. Biraz daha bir şeyler daha sipariş vereyim. Motoru biraz daha doldurayım dedim. Sağ sol şase stickerları eksik. Onları sipariş ettim. Bu arada Hüseyin bana eşlik edecek gibi. Onun sesi gidiyor ya. Hadi bakalım. Evet. Kardeşim hoş geldin. Bagajcıyım. Burundasın abi. İş başında yine. Bakıyorum. Müsait bir yere koyuver. Arkadaşlar şu an Hüseyin de kardeşim de gelmişken şunu sökmeye başlıyoruz. Bakalım. Allah. Hamur oynadı lan. Niye sökülmüyor kardeşim bu? Oğlum dilimden anlarım şimdi. O anahtarla. Bak. Madem sökülmüyorsun. İçinde mi şimdi? Sökülmedi. Bir de yanım oldu. Bir de yanım olmadı. Ailem gitti. Ailem ne oldu? Ailem gitti de mi öldü? Yine oğlum ya. Ya adam akıllı bayanla girişti. Ya ne yapayım kardeşim? Elimizde olan artık imkanları bu kadar. Ya. Yani ben de isterim adam akıllı güzel taş ayanla açmak ama yok kardeşim. Bedava ayanla açıyorum mobilyanın yanında verirler. Alaşımı bu kadar kaldırıyor. Bak nerede geldi. 2 dakikada. Görünüyor mu? Bak bakayım kamera arkasına. Görünüyor. Bak. Alyan, Alyan knockout. Ne hale geldi 2 dakikada. Neyse şuraya odaklanın gel de. Odaklandım. Eyvallah. Odaya mı olacak? Ne? İşte arkadaşlar bagajın sağlamlığını buradan görüyoruz. Ya, ben şeyi açayım. Adam anlamında da bir Decathlon'dan alınma bir ayran seti var ya. He. O sağlam. Oğlum demire baksana kallavi bir demir var. Kaçlık tiş boru kullandınız buna. Ve kaynakları gerçekten çok iyi ha. Evet. Doldurmuşlar kaynaklı. Ben çok beğendim demir. Bu arada arkadaşlar evet ya üst çanta takımını şu an yorumluyoruz. Kamerayı göstereyim. Bu demir gerçekten çok güzel. Demir gerçekten çok güzel. Adamlar yani yapmış. Kaynak yani yerlerini doldurmuşlar. Böyle pat 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 kaynak atıp geçmiyor. Çamur gibi kaynak görmüyoruz. Ciddi şurada gördüğünüz gibi bak ciddi bir kaynak var. Kanka şimdi bence Decathlon'un Alyan'ın sayesinde bu işi halledeceğiz. Bitvin marka. Sorun olmayacak. Bir de yalama olmamış herhalde. Bakacağız şimdi kazananı bak şimdi. Heh. Aha. Direkt açtı. Aha, bak direkt açtı işte. İşte kaliteli ekipman şimdi bak, direkt kendini belli ediyor. Şöyle bir söz vardır biliyorsun. Alet işler usta övündür. Aynen. Bu kadar basit. Neyse ben de bu işler sayesinde elimdeki dandik ekipmanlardan kurtuluyorum böyle. Yapıştırmışlar mı onları? Elcin yapışkanı var. Demiştim ya ben sana vidalı bunun için diye. Çok güzel bir sistem de şey kurtarmayacak bu vida. O vida kurtarır. Bence kurtarmaz. Çünkü biraz daha büyütecek sahne sonra. Şimdi orijinal vidasıyla maalesef ki yapamadık. Çünkü kısa geldi. Eğer bu rüzgarlığı alırsanız NS200 için konuşuyorum. Yanında gelen vidayı kullanmanız gerekiyor. Bir de ayrıyeten burada hazır vida yeri var. O güzel. Hani çoğu motorda olmayan bir şey bu. Ekstradan şöyle aparatlar kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu arada Hüseyin kardeşim sağ olsun odaklamayı yapıyor arka planda. Yardımcı oluyor. Geri kalan montajın şimdi senin. Aynen öyle. Ben kaçıyorum. Tamam kanka sen kaç. Şunu takayım. Haberleşiriz. Hava sarmadan. Hava karan bunu bitir ama gece yapma görmezsin. Mecbur aynayı sökmeden yapmamız lazım. Çünkü aynayı sökersen uzamıyor.
Fren merkezinin vidası tam oturduğu için biraz alttan kısa geldi. Civata'nın yivleri. Bende ne olur ne olmaz. Şimdi sinmedi. Loctite koyup öyle çıkmak istiyorum. Yani kamerada ne kadar gözükecek bilmiyorum ama bunları hallettim. Benzin korumaları. Yani güzel oldu. Tabii ki gündüz gözüyle daha net anlaşılır. Ama ön canlı bekle iyi bir kontrast yarattığını düşünüyorum. Bu videoluk da bu kadar. Şimdilik herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup kanalı beğenmeyi unutmayın.